Merhaba Webtekno takipçileri, ilginç ürünlerin bu bölümünde Çin'den getirdiğimiz 80 dolarlık projeksiyon cihazını inceleyeceğiz. Evet, 80 dolar bir projeksiyon cihazı için hani güzel markalara, sağlam güvendiğimiz markalara baktığımız zaman çok uygun bir fiyat gibi duruyor arkadaşlar. Bu projeksiyon cihazının herhangi bir markası yok arkadaşlar. Hani büyük firmalardan herhangi birisi üretmiyor. Direkt no name dediğimiz herhangi bir markası olmayan cihazlardan. Hızlıca tasarımıyla başlayalım. Gördüğünüz üzere gayet küçük, taşınabilir bir projeksiyon aleti, ancak içinde herhangi bir pil, batarya bulunmuyor. Yani ben bunu şarj edeyim, gideyim başka bir yerde bir saat dizimi izleyeyim, oyunumu oynayayım diye bir olayı yok bu projeksiyon. Mercek var önümde tabii ki de doğal olarak. Yan tarafta bir adet direkt anten girişi var. Buraya televizyonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Ki hala anten kullanan olduğunu düşünüyorum ülkemizde. Bunun yanında bir tane SD kart girişi var. Bu SD kart girişinden de SD kartınıza attığınız müzik, film, resim gibi şeylere bakabiliyorsunuz. Arka tarafına baktığımız zaman bir adet kumanda algılayıcısı var arkadaşlar. Kumanda algılayıcısının yanında USB var. Yine USB'nin içine attığınız film, müzik ve resimlere bakabiliyorsunuz. USB'nin yanında bir adet HDMI girişi. Konsol ve bilgisayarlarınız ya da işte HDMI bağlantısı olan ürünlerinizi bağlamak için bunun hemen yanında bir adet VGA, bunun yanında av girişi, kulaklık girişi ve güç girişi bulunuyor. Bunların hemen altında da 2 watt gücünde bir adet hoparlör var. Bunun yanında da hemen içindeki sıcak havayı dışarıya atması için bir havalandırma bölümü bulunuyor. Havalandırma sistemini çok güzel yapmışlar. Gerçekten ben de biraz şaşırdım aldığım zaman Çin'den gelen bir ürüne göre. Zira alet hiçbir şekilde ısınmıyor arkadaşlar. Hani şu an çalışmayan durumda nasılsa çalışırken de bir saat sonra da ısısını aynı şekilde koruyabiliyor. Üst tarafında da kumandası eğer ulaşamayacağınız bir yerdeyse ya da pil yoksa kullanabileceğiniz çeşitli düğmeler bulunuyor. İşte power tuşu, kaynat, işte HDMI geçme ya da SD karta geçme gibi bir düğme, menü düğmesi, sağ sol yukarı aşağı ok düğmeleri bulunuyor üst kısımda. Kutu içeriğinden de bir adet kumanda çıkıyor. Bütün işlevleri kumanda üzerinden rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kutu içeriğinden çıkan bir başka parça da şu kablo arkadaşlar. Hani eskiden atölyeleri bağladığımız bir kablo vardı, bunu hatırlayanlar eminim vardır. Kutu içeriğine bir de bunu koymuşlar. Herhangi bir HDMI kablosu maalesef çıkmıyor. Bu projeksiyon LED bir projeksiyon arkadaşlar. 50.000 saatlik bir lamba ömrü var. Bu da günde 10 saat eğer siz projeksiyon izlerseniz veya açık kalırsa 5.000 güne denk geliyor. Bu da ortalama 13.5 yıl yapıyor arkadaşlar. 13.5 yıllık bir ömrü var eğer siz bunu günde 10 saat izlerseniz. Yani 10 saat izleyebileceğinizi zannetmiyorum. İzlemediğiniz günler de olacaktır elbette. Ömrünün 20 yıllara kadar uzandığını belirtelim lambasının. Ürünün ağırlığı 500 gram arkadaşlar. Çok ağır değil. Başta da söylediğim gibi çok rahat taşıyabilirsiniz. 17 santim bir uzunluğu, 11 santim genişliği ve 7 santim de şöyle bir kalınlığı var. Yani gayet rahat çantanıza atıp götürebilirsiniz istediğiniz yere. Şimdi gelelim ürünle ilgili en kötü, bence olumsuz özelliklerinden birisi çözünürlüğü ve lümen seviyesi. Lümen şu oluyor arkadaşlar. Siz ortamı karartıyorsunuz projeksiyon izlemek için. Ama her zaman karartmak gibi bir ihtimaliniz yok. O yüzden ne kadar lümeni yüksek olursa projeksiyon cihazlarının ortamı o kadar az karartmanız gerekiyor. Bunun 60 lümeni var. Günümüzde ortalama hani iyi diyebildiğimiz projeksiyonların 2000-3000 lümen arasında dolaşırken bunun sadece 60 lümen bir ışığı var arkadaşlar. Bu 60 lümen yüzünden de odanızın tamamen zifiri karanlık olması lazım ki siz görüntüyü net görebilin. Ayrıca çözünürlük olarak da sınıfta kalan cihaz bu. Açıklamasında direkt 1080p falan yazıyor. 1080p'ye HDMI'den taktığınız zaman destekliyor, ancak size sunduğu çözünürlük 480x320. Hani artık günümüzde adı bile geçmeyen bir çözünürlük bu. Hatta şu an benim görüntüm 480x320'ye düştü arkadaşlar. Yani düşünün 480x320'lik bir görüntüyü kocaman bir duvara yansıttığınızda görüntü ne kadar bozulacak, onu da siz tahmin edin. Ürünün kutusu da bu şekilde arkadaşlar. Çeşitli renk seçenekleri de var. İstediğiniz rengi sipariş edebiliyorsunuz. İşte sarı, yeşil, pembe, mavi ve bizim elimizdeki beyaz rengi olmak üzere. İsterseniz farklı renklerde olan versiyonlarını da söyleyebilirsiniz. Ancak dediğim gibi siz bununla film izlemek, oyun oynamak istiyorsanız, ki zaten bir projeksiyon başka ne işe yarayabilir, biraz düşündürücü diyebilirim. Bunun yanında ailenizin görmesini istemediği şeyler izliyorsanız yine bu projeksiyon çok işinize yarar. Oo, bu ne lan? Oğlum çok fena bir şey yalnız ha. Uf 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 uf. Oğlum herif manyak kavurma yapıyor lan. Yemin ederim canım çekti ya. Uf. Gidip ben bir kavurma alıp geleyim abi en güzel ya. Fena canım çekti.
görüntünün ne olduğu tam olarak anlaşılmıyor. Odaya birisi girdiği zaman siz ne izlerseniz izleyin orada sadece pikseller görecektir. Şimdi son sözlerimize gelelim arkadaşlar. Ürünün fiyatı 80 dolar. Yani şu an günümüzün kuruyla 243 TL yapıyor. Değer mi derseniz ben çok fazla tavsiye etmiyorum. İlla bir projeksiyonum olsun, çok ucuz olsun istiyorsanız da hani paranızı daha güzel yerlere harcayabilirsiniz diye düşünüyorum. Biz sizler için bunu test ettik ve onayı alamadı bizim testimizden. Açıkçası bu Çin'den gelen uygun fiyattı. Böyle 80 dolarlık projeksiyon cihazlarını çok merak ediyordum. Fazla merak etmenin de çok iyi bir şey olmadığını böylece anlamış olduk. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Projeksiyon cihazı ile ilgili aklınıza takılan soruları yorum kısmına atmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyerek videomuzu kapatıyoruz. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet, bu video sizi kesmediyse hemen yan tarafında duran DJI Phantom 3 incelememizi izleyebilirsiniz.